Transfer haberlerimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Son günlerde çıkan transfer iddialarıyla karşınızdayım. Haberlerimize hemen geçeceğiz ancak bugün biraz vaktinizi almam gerekiyor. Biliyorsunuz kanalımızda bir forma ve bir de krampon çekilişimiz vardı. Bugün 19 Haziran yani çekilişimizi açıklama zamanı. Çekilişimizi kazanan arkadaşlarımız şu anda ekranda. Çekilişi kazanan arkadaşlarımız bana instagramdan ya da mail adresinden ulaşabilirler. Çekilişimizi açıkladığımıza göre yeni bir çekiliş başlatabiliriz. Biliyorsunuz bazı takımlarımız yeni sezon formalarını tanıttılar. Bazıları ise sızmaya başladı. Biz çekilişimizi açıklayana kadar şu anlık yeni sezon formasını tanıtmamış olan kulüplerde yeni sezon formalarını tanıtırlar muhtemelen. Bu yüzden 12 Temmuz'da açıklanacak olan yeni çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye etmek istiyorum. Katılmak için yine yapmanız gereken çok basit. Kanalımıza abone olmanız yeterli. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu arada aboneliklerinizin herkese açık olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz transfer haberlerimize geçiyoruz. Keyifli seyirler. Paris Saint Germain'in devasa bir para ve siyasi baskıyla kadrosunda tuttuğu Mbappe konusunda Real cephesinin öfkesi bir türlü dinmiyor. Bir Real Madrid tarafsarı Başkan Perez'e artık ne olursa olsun Mbappe'yi getirme tamam mı dedi. Başkan Perez bunun üzerine bu sefer susmayarak Mbappe hakkında zavallı adam şimdiden pişman olmuş olmalı dedi. Peki sizce Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de kaldığı için pişman olmuş mudur? Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Chelsea'de gösterdiği performanstan memnun kalınmayan Romelu Lukaku'nun ayrılması bekleniyor. Lukaku konusunda Chelsea'nin yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun aldığı yıllık ücretten dolayı Avrupa takımları çekimser davranıyorlar. Şu an Lukaku ile ciddi şekilde ilgilenen tek takım eski takımı Inter. İtalyan basınından Calcio Mercado'nun haberine göre Inter, Lukaku'yu bir sezonluğuna kiralamak için 8 milyon euro teklif etti. Ancak Chelsea'nin bir sezonluk kiralama bedeli için istediği miktar 25 milyon euro. Lukaku Inter'e gidebilme adına yıllık ücretinin bir kısmından fedakarlık yapmayı bile kabul ediyor. Ama Chelsea Chelsea'nin bu beklentisi transfer görüşmelerine duvar örüyor. Juventus'a geçirdiği yılların ardından bu sezonun başında Atalanta'ya kiralanan Meritemiral Atalanta'da kaldı. Atalanta, Meritemiral'ın satın alma opsiyonunu kullandığını ve milli oyuncumuzla sözleşme imzalandığını açıkladı. Merih dışında diğer bir milli futbolcumuz Zeki Çelik de İtalya Serie A'ya transfer oluyor. İtalyan gazeteci Di Marzio geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun önceliğini Zeki verdiğini yazmıştı. Fransız basınından Futmercado'nun haberine göre de Roma bu transferi 6.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek tamamlamak üzere. Zeki Çelik yeni sezonda Roma forması giyecek. Galatasaray'da teknik direktör konusu yavaş yavaş netleşiyor. Zaten Dursun Özbekli teknik direktör konusunun bir haftaya netleşeceğini açıklamıştı. Galatasaray önceliğini yabancı hocalara vermişti. Ama yabancı hocalardan hiçbirinden olumlu dönüş alınamadı. Birinci öncelik olarak belirlenen Marco Rose Aralık ayına kadar takım çalıştırmayı düşünmüyor. Bir süre dinlenmek istiyor. Diğer yabancı adaylar olan Paolo Fonseca yıllık 4 milyon euro, Dezerbi ise yıllık 4,5 milyon euro istedi. Fatih Terim'i isteyen bir takım taraftar grupları da var. Ama Galatasaray'ın şu an için bir numaralı hoca adayı Okan... Hamburg. Tabii Galatasaray'ın bir de Domenek Torrent sorunu var. Galatasaray Torrent ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Domenek Torrent ve ekibinin sözleşmesinin feshedilmesi için ödenmesi gereken miktar 2 milyon Euro'nun üzerinde. Bir önceki transfer videomuzda Galatasaray'ın stoper bölgesi için yabancı sınırından dolayı bir yerli stoper almak istediğinden bahsetmiştim. Galatasaray'da yerli olarak Kaan Ayhan dışında Ozan Kabak da listede. Alman basınından bildiğin haberine göre Şalke Ozan Kabak için 8 milyon euro istiyor. Galatasaray ise Ozan'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor. Ayrıca Ozan Kabak'la Fransız takımı de ilgileniyordu. Hatta 6 milyon euroluk resmi tekliflerini yapmışlardı. Ancak Şalke onlardan da 7 milyon euro istedi. Galatasaray'da forvet için ligimizden Adana Demirspor forması gen Mario Balotelli'nin ismi geçiyor. Balotelli geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada Galatasaray'da her oyuncu forma giymek ister. Ateşli bir taraftarları var. Büyük bir kulüp ve Avrupa'da böyle tanınıyorlar demişti. İtalyan basını da Serie A'nın yeni takımı Monza'nın da ilgilendiği Balotelli'nin 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu yazıyor. Fakat Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak Mario Balotelli için Galatasaray'dan sözlü ya da yazılı bir teklif gelmedi dedi. Zaten Galatasaray'ın 30 yaşını geçmiş yabancı bir golcüye bu paraları vereceğini sanmıyorum ama İtalyan basınında yazılıp çiziliyor. Muhtemelen yalan haberler. Galatasaray'da hücum bölgesi için yine tanıdık bir isim yazılıyor. Hatay Spor'da gol kral olup Katar'a giden Aron Bupenza. Bupenza Al Arabi formasıyla başarılı olmasına rağmen Katar Ligi'nde istediği ortamı bulamadığı için ayrılmak hatta tekrar Türkiye'ye gelmek istiyor. Devre arasında Beşiktaş Bupenza'yı istemişti, oyuncu da Beşiktaş'a gelmek istemişti ama Al Arabi Bupenza'yı bırakmadı. Bupenza Türkiye'ye dönebilmek için eski takımı Hatay Spor'a dönmeyi kabul etmişti. Ama Hatay Spor hem oyuncunun hem de kulübünün maliyetlerini karşılayamadı. Aron Bupenza ile bu sefer de Galatasaray'a ilgileniyor. Beşiktaş Hatay Spor Galatasaray derken el birliğiyle Türkiye'ye dönecek. Oyuncunun kulübü Al Arabi bu penzanın bonservisini vermek için bu penzaya ödediği bedel olan 4.25 milyon euroyu talep ediyor. Bu sezon Al Arabi ile 19 maça çıkan Gabonlu forvet 9 gol 5 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da memnun olunmayan orta saha bölgesine standart Liège forması giyen 21 yaşındaki Nikolas Raskin düşünülüyor. Anderlecht, Gent ve standart Liège gibi takımların altyapısında eğitim alan Raskin 2019 yılında profesyonel oldu ve 2020 yılından beri düzenli olarak 11 oynatılıyor. Liège doğumlu Belçikalı merkez orta saha bu sezon Belçika liginde çıktığı 29 maçta 1 gol 4 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Son zamanlarda yayınladığım transfer videolarımda Fenerbahçe'nin forvet için Botafogo'dan Erison'u istediğinden sürekli bahsediyorum. Fenerbahçe Erison'u istiyordu ama bu transferin ekonomik boyutu hakkında bir bilgimiz yoktu. Artık var. Botafogo 6 ay önce 200 bin euro'ya alıp parlattığı Erison için Fenerbahçe'den 5 milyon euro istiyor. Bu arada istenen bu 5 milyon euro oyuncunun serbest kalma bedeli. Yani Botafogo oyuncusunu vermek istemiyor ama serbest kalma bedeli olduğu için mecbur verecekler. Jorge Jesus bir süredir takip ettiği ve Mayıs ayındaki Brezilya tahsilinde gidip statta izlediği Erison'u özellikle yönetimden istedi. Fenerbahçe yönetiminin Jesus olan güveni nedeniyle Erison için 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi sürpriz olmaz. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet 6 ay içerisinde çıktığı 23 maçta 13 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Bu arada Botafogo'yu Jesus'un yakın arkadaşı Luis Castro çalıştırıyor gidiyor. arkadaşının birinci forvetini elinden alabilir. Fenerbahçe'nin istediği diğer bir forvette Shakhtar forması Gen, Burkino Fasolu Santrafor, Lassina Traore. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüştü ve bu görüşmenin olumlu geçtiği yazıldı. Shakhtar'ın bu sezonun başında ayaktan 10 milyon euro aldığı Traore'nin dizinde bir sakatlığı var. Şu an için piyasa değeri 9 milyon euro olan Lassina Traore bu sezon çıktığı 14 maçta 9 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'de Kim Minje ya da Atilla Salahi'nin satılması durumunda stopere Flamengo'dan Rodrigo Cayo'nun transfer edilmek istendiği yazılıyordu. Jesus'la Flamengo'da birlikte çalışan Rodrigo, Fenerbahçe'yi Instagram'dan takip etmeye başladı. Flamengo 28 yaşındaki oyuncuyu 3 yıl önce Sao Paulo'dan 7 milyon euro bedelle transfer etmişti. Sao Paulo altyapısında yetişen Rodrigo Cayo sadece Sao Paulo ve Flamengo formaları giydi. Hiç ülke dışına çıkmadı. Bu yaşından sonra çıkar mı bilmiyoruz. Kanatta oynayabilen birçok yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı kanat rotasyonuna yerli futbolcu takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe Karagümrük'te forma giyen Emre Mor için ilgisini belli etmişti. Şimdi teklife döndü. Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina, Sassuolo, Torino ve Monza'nın da ilgilendiği Emre Mor için konuşulan bonservis bedelleri 3,5 milyon euro civarında. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma yaptığı bir açıklamada Emre Mor için çok fazla teklif var. Becerebilirsem kadroda tutmak istiyorum demişti. Son olarak Trabzonspor oyuncuyla ilgilenmeye başladı. Olası bir Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti bonservis bedelini uçurur. Fenerbahçe bir de yerli stoper almak istiyor. Yerli stoper olarak düşünülen ilk aday Beşiktaş'ın da ilgilendiği Abdülkerim Bardakçı. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a teklifi 2.2 milyon euro. Yurt dışından da talipleri olduğu söylenen Abdülkerim için Konyaspor'un istediği miktar 5 milyon euro civarında. Arada uçurum var. Fenerbahçe'de bu sezonun ortasında kadro dışı kalan ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Mesut'un menajeri Erkut Söğüt konuştu. Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum. Bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe. Bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl daha var. Eğer başka bir kulüp aramaya mecbur kalırsa emekli olma ihtimali daha yüksek. Lyon'la olan kontratı biten ve serbest kalan Jason Denayer geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Instagram hesabından bu paylaşım yapmıştı. Tabi İstanbul'a gelince isminin ligimizin takımlarıyla anılması da kaçınılmaz oldu. Yerel basınımız Denayer'ı yarım kalan hikayesi için Galatasaray'a yazmıştı. Fransız basını ise Beşiktaş'a yazdı. Denayer'ın İstanbul'a transfer için mi yoksa tatil için mi geldiği bile bilinmezken oyuncunun Beşiktaş'la görüştüğü yazılıyor. Daha önce de söylediğim gibi Jason Denayer Türk takımlarından 3 milyon euro yıllık ücret ve imza parası istiyor. Beşiktaş'ın ilgilendiği diğer bir eski Galatasaraylı futbolcu da Henry Onyekuru. Olympiakos gösterdiği performanstan dolayı Onyekuru'nun gitmesine sıcak yaklaşıyor. Ama istedikleri bedel Onyekuru'yu alırken Monaco'ya ödedikleri miktar olan 4,5 milyon euro. Beşiktaş dışında oyuncuyla ligimizden Adana Demirspor'da ilgileniyor. Ama her iki takımda oyuncuyu kiralamak istiyorlar. Olympiakos'un ilk tercihi satıp para kazanmak. Beşiktaş'ın ilgilendiği diğer bir hücum oyuncusu da geçmişte Trabzonspor forması giyen Ekuban. Genoa Ekuban için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş da tıpkı Onyekur'da olduğu gibi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor. 28 yaşındaki Ekuban bu sezon Serie A'da çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş hücum bölgesi için Almanya 2. Lig takımlarından Sampoel'de forma giyen Daniel Kofi Kiere ile ilgileniyor. Ganalı futbolcunun asıl bölgesi 10 numara ama kanatlarda ve santraforda oynayabiliyor. Sen Pauli takımının en önemli futbolcusu olan Kere bu sezon çıktığı 29 maçta 12 gol 10 asistle oynadı. Şu an için güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak görünüyor ama şu istatistiklere sahip 26 yaşında bir oyuncuyu bu fiyatlara bulmak zor. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Kere Almanya 2. liginde oynamasına rağmen Gana milli takımına çağrılıyor. Beşiktaş Ocak ayında bonservisini aldığı Getson'u duyurdu. Getson'la sözleşme imzalandı. Beşiktaş bu paylaşımı 19.05'te yaptı. Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı diğer bir futbolcu genç yetenek Emirhan İlkan'dı. Beşiktaş Emirhan İlkan'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta altyapıdan çıkan ve gösterdiği performansla transfer gündemlerinde ismini sıkça duyduğumuz Ersin için Avrupa'dan 4 takım talip oldu. Ignazio Genuardi'nin haberine göre bu takımlar Lyon, Nice, Nans ve Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg geçtiğimiz hafta 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti. Ancak Beşiktaş en az 10 milyon euro istiyor. Trabzonspor'da açıklanan transferlerin ardından yeni transferler yapılmaya devam ediliyor. Trabzonspor Cornelius'un arkasına yerli bir forvet düşündüğü için ligimizin son gol kralı Umut Bozok'la ilgileniyor. Umut Bozok'un menajeri Türkiye'den birçok kulüp Umut'la ilgileniyor. Trabzonspor bunlardan bir tanesi. Şampiyon olan takımın Umut'la ilgilenmesi gurur verici demişti. Bonservisi Lorient'de bulunan Umut Bozok için düşünülen bonservis bedeli ise 2 milyon euro. Lorient ne kadar düşünüyor bunu bilmiyoruz. Evet, bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.